Hoş geldin Rıdvan. Hoş bulduk. Beşiktaş bugün evinde Alanyaspor'u ağırladı. 4-1 mağlup etti. Diğer taraftan Trabzonspor Gaziantep deplasmanındaydı. Golsüz beraberlikle bitti. Karşılaşma, her iki karşılaşma için de yorumlarını alayım. Ya Beşiktaş çok rahat bir galibiyet aldı. Tabii çok erken golü bulmak oldukça rahatlattı. Golü atan da Batshuayi olması hem Batshuayi hem taraftarları rahatlattı diye düşünüyorum. Çünkü çok İki gol birden bir de. Evet, bir de iki gol attı. İkinci gol özellikle harikaydı gerçekten. İlk golde de yine Gezal'ın sihirbazlığını gördük ki bu sezon 4 maç üst üste asist yaptı Gezal. Gezal bu pasları sezonun başından beri veriyordu. Yani Gezal formsuz falan eleştirileri, işte Gezal'a bakarsız oynayamıyor eleştirileri çok ezbere yorumlardı. Gezal 2 asisti varken de ben burada bu yorumları yapıyordum. Gezal harika oynuyor. Belki geçen sezondan bile daha iyi oynuyor adam. Atamıyorlar gollerini. Yani Gezal'ın verdiği toplar, attığı pasları gole dönüştüremiyordu. İşte Batshuayi kaçırıyordu, Larin kaçırıyordu, diğerleri kaçırıyordu. Gezal sonuçta birileri topu ağlara gönderince zahmet edip üst üste 4. asistini yapmış oldu. Sezonun en iyi oyuncularından birisi kesinlikle Gezal. Batshuayi de 14 yaptı gol sayısını. O da enteresan. Gol krallığına gidiyor. Orada da Rıdvan Dilmen haklı çıktı diye düşünüyorum. Çünkü Rıdvan Dilmen yani son dönemde şimdi Batshuayi son maçlarda gol attı da öncesinden beri Batshuayi'nin mutlaka Beşiktaş'ta tutulması gerektiğini eğer tutulabiliyorsa. Eğer kalmıyorsa Beşiktaş istemiyorsa da Fenerbahçe alsın diyordu. Gerçekten de hani belli bazı sorunları var, bitiricilikte biraz sorunları var. Mental olarak da bazı problemler yaşıyor, maç içerisinde düşüşler yaşıyor ama ya bu katkıyı da kolay kolay öyle her forvetten alabilir misiniz emin değilim. Bence katkı sağlıyor Beşiktaş'a. Rahat bir galibiyet oldu. Tabi bunda Farioli'nin de etkisi vardı. Yani Farioli Konya'dan 4-7, Alanya'nın başındayken skorları söylüyorum. Trabzon'dan 4-7, Fener'den 5-7, Beşiktaş'tan 4-7. 4'er 5'er yok. Alanya dediğin takım bu ligde yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'u ayıralım. 4 takımı ayıralım. Aşağıdaki en güçlü takımları da sıralayalım. 1'e Başakşehir'i, 2'ye Alanya'yı koyarız yani. Konya'nın, Sivas'ı falan altına dizeriz bu takımların. Çok güçlü bir kadrosu var Alanya'nın. En güçlü takımlardan birisi. Böyle kolay kolay her maç 4-5 yememeli. Bir de sürekli aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar bekliyor Farioli. Genç bir antrenör elbette hatalar yapacak. Oyunu geliştirmek için bazı fedakarlıklar da bulunabilir ama birilerinin de bunları söylemesi gerektiği düşünüyorum. Ben özellikle sosyal medyadaki bazı yaşı küçük arkadaşlar ve onların hoşlarına gidecek yorumlar yapan yorumcular dışında hiç böyle yani onların sürekli Farioli övgülerini görüyorum daha doğrusu. Eleştirilerini görmüyorum. Bence Farioli'yi de biraz eleştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. 5 yaşı da tebrik ederim. Valerian İsmail'i de tebrik ederim. Biraz uzattım ilk soruyu ama son olarak da şunu söyleyeyim. Yine bazı 5 yaşlı arkadaşlar da böyle heyecanlı arkadaşlar da şey görüyorum ya uçuyor takım falan diye. Genç 5 yaşlı arkadaşlar da. Şimdi Alanya galibiyetini ben zaten bekliyordum 5 yaşın. Trabzon maçında da farklı bir oyun vardı. Mesela haftaya Giresun'la oynuyor sanırım. Giresun sana bence daha az hızlı olacak. Çünkü sen bu ligde Alanya gibi oynayan, Trabzon gibi oynayan takımlarla işte 36-38 haftalık fikstür. Kaç defa böyle maç yapıyorsun? Kaç defa senin karşında Giresun gibi oynayan takım çıkıyor? Kaç defa senin karşında Kayseri gibi oynayan takım çıkıyor? Böyle takımlar daha çok çıkıyor ve şampiyon olmak için böyle maçları, böyle kapalı savunmaları açman lazım. Orada da göreceğiz ama ben bu maçta son olarak da şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın sol stoperi Montero ve sağ stoperi Wellington'un akan oyundaki hücum katkılarını, sürekli orada yer almaları, pozisyon almaları, hücumda artı bir olmalarını çok beğendim. Mesela Fenerbahçe, Vitor Pereira Fenerbahçe'sindeki en büyük eksiklerden biri buydu bence. 3 stoperle oynuyordu ama 3'ü de geride bekliyordu. Rakip de bazen tek santrafor oynuyordu. Fenerbahçe geride 3'e 1 bekliyor. Orada Zalay'ın soldan, Tisserand'ın sağdan katkısı çok çok nadir geliyordu. Ama burada Beşiktaş'ta sol ve sağ stoper çok fazla oyun içindeydi. Bu da hücumda eksik kalmamalarını sağladı. Trabzonspor maçını da bir yorumla istersen. Evet tabii iki maçı aynı anda izlemek biraz zor oldu. Trabzon maçında 36 tane şut vardı sanırım. Hatta son dakika 37 olabilir. O maçta nasıl gol çıkmadı? Trabzon'un kaçırdığı acayip goller var. Gaziantep'in bir tane kaçırdığı inanılmaz bir pozisyon var. Uğurcan o topa nasıl dokundu? Yani maçın golsüz bitmesi şanssızlık oldu. Ya kusura bakmasınlar iki maçı birden izleyince tam konsantre olamıyor insan ama ya Trabzon önemli goller kaçırdı. Son 5 haftada 1 galibiyet oldu. Tabii en kötü yanı Trabzonlar adına şampiyonluğu Karagümrük maçında ilan etme şansı vardı. Şimdi fikstüre tam bakamadım. Hangisi daha önce oynuyor bilmiyorum. Sonuçta yine haftaya ilan etme şansı var. Eğer işte Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı bir haftaya alacağı skor, Konya'nın alacağı skora bağlı olarak Trabzon yine ilan edebilir ama ya Karagümrük'ü yensen şampiyon olacakken şimdi o havayı biraz kaybetmiş olacaklar. O Trabzon için kötü oldu. Ama yine de puanı aldılar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.